Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Football Manager 2021 ile beraberiz ve bugün sizler için yine harika bir taktik göstereceğim. Tabii ki videomuza geçmeden de bize destek olmak için ve gelecek videolarımızda kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten taktiğimiz süper ama şöyle söyleyeyim size, ben takımı yani simüle ederek oynamadım. O yüzden hani simülasyonda nasıl bir sonuç alırsınız bilmiyorum. Ben diğer kendi paylaştığım taktik ne mağlup taktiğiydi. O taktikle bütün takımları yenebiliyorum ama simüle ettiğim zaman sıkıntı yaşayabiliyorum. Bu yüzden hani taktikler simülasyonda tutmayabiliyor. Bu taktiğe geçmeden de simülasyon için size bir tüyo vereyim. Belki yani birçok kişi biliyordur ama eğer ki simülasyon oynuyorsanız, rebuild yapıyorsanız, böyle uzun kariyerler yapıyorsanız yapmanız gereken en önemli şey şu. Şuradan kulüp simülyenize tıklayın. Çalışanlar, şu en altta kulüp çalışanları. Oraya girin. Burada antrenörlere tıklayın ve asistan menajerinize bakın. Mesela bizim burada asistanımız bile yok. Bak asistan bile seçmemişim. Ben hani kendim oynadığım için ona dikkat etmedim ama normalde eğer ki tatile çıkarak oynayacaksanız, simüle edecekseniz ve yardımcı hocanız oynayacaksa burada mesela diyelim bizimki Erol Toker. Sizin oyun sisteminizde bir hoca olsun ve şurada teknik şey diyor, diploması diyor ya. Orada hani bronz, gümüş vesaire önemli değil. Onlara her sezon antrenörlük sınavına şuradan sınava girip yükseltebilirsiniz ama şurada normal yazısı var ya, orada kendi mevkisi yazması lazım. Yani en üst kademe olması lazım. Oyun sistemi de sizinle aynı sistemde olması lazım. Belki o şekilde daha verimli olabilir. Yani %100 garanti değil ama sizin için bitiyor. Yani öyle denerseniz daha başarılı olma şansınız olur. Asistan menajerinizi ona göre seçin. Ondan sonra arkadaşlar bu taktiğe gelecek olursak ne yaptık bu taktikle? Gençler Birliği ile yaptım bu taktiği. 40 maçta 31 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet almışım. 2. sıradaki Galatasaray'a 13 puan fark attım. Fenerbahçe'ye 19 puan ve 22 puan da Başakşehir'e fark atarak şampiyon oldum. Ligde rahat bir şampiyonluk geçirdim. Türkiye Kupası'nda şampiyon oldum. Finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek şampiyon oldum. Şöyle bir aldığımız sonuçlara bakalım sezon başından itibaren. Şöyle geliyorum. Hazırlık maçlarında bile kaybetmedik ki zaten rakipler zayıf bir Beşiktaş vardı. 3-3 kaldık. Ligde Başakşehir'le beraberliğimiz var. Gerisi galibiyet. Karagümrük'le bir beraberliğimiz var. Bir düşüş oldu. Alanya, Fenerbahçe beraberlikleri ve Sivas mağlubiyeti. Ama ilk yarıda transferlerimi tam yapmamıştım. Hani çok iyi kadro kuramadım. Ondan sonra yine devam ettik. Türkiye Kupası falan. Çok iyi bir ritim yakaladım ki bakın Beşiktaşlı Galatasaray'ı. Hatta Galatasaray hem kupada hem ligde 2 defa yendim burada. Bir Trabzon beraberliğim var. Onun dışında yine galibiyetlerimiz güzel. Ligde ilginçtir. Fatih Karagümrük'e yenildik. Büyük takımlara daha hiç kaybetmemişiz. Şu ana kadar. Bundan sonra kaybettik mi hatırlamıyorum ama bakacağız. Fenerbahçe'ye bakın ligde 3-2 yenmişim deplasmanda. Beşiktaş'ı kupada 2-1 yenmişim. Yani 4-0'lık, 3-0'lık galibiyetlerimiz var. Burada yine 3-0'ımız var. Hani gol de atıyoruz. 5-0'ımız var bakın Gaziantep'e. Beşiktaş'ı yine 3-1 yenmişim. Galatasaray ligde 2-0 yenildim. Yani ikinci yarıda 2 maç yenilmişim sadece. Bir Konya'ya 3-0, bir Galatasaray 2-0. Onun dışında bakın Trabzon'u 4-1. Fenerbahçe'yi kupa finalinde 3-1 yendim. Taktiğim tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Yani taktikten yana sıkıntımız yok. Ama şöyle göstereyim size mesela. Neyse taktiğimi detayını vereyim. Taktikten sonra vereceğim bilgiler de önemli arkadaşlar. Onu da dinlerseniz sizin için faydası olacak. Evet. Taktiğimiz arkadaşlar bakın. 3-2-2-2 diye geçiyor ama aslında 3-5-2'nin kanatları önde olacak şekilde. Yani ofansif kanatlar 3-5-2 oynadım arkadaşlar. Yalnız burada verdiğimiz roller kalecimiz normal kaleci rolünde. Hani şey değil. Ne diyorlar ona? Libero kaleci değil. Normal kaleci rolünde. Stoperlerimizin 2 tanesi düz stoper. Bakın 2 tanesi düz stoper oynuyor. Ben son maçta biraz Fenerbahçe maçında eksiğim çoktu. Biraz karışık oynadım. Onu söyleyeyim. Onun dışında bakın orta sahamızın biri 2 tanesi savaşçı. Ortadakini gezen oyun kurucu olarak oynatıyoruz. Kenarların ikisi de normal kanat. Ve merkeze bakın bir komple forvetle bir de fırsatçı golcüyle oynadık. Ben yaşadığım sıkıntılar da göstereceğim size. Siz belki bu taktikle namağlup sezonla bitirebilirsiniz. Yani yenilmezlik taktiği olarak da kullanabilirsiniz. Birazdan göstereceklerimden sonra buna emin olabilirsiniz. Evet, oyun şeklimiz. Kontra atak futbolu oynuyoruz. Dengeli oynuyoruz. Ne dar ne geniş. Tempolu oynuyoruz ama. Yani oyun hareketli olacak. Tempolu oynayacağız. Yaratıcılığımız dengeli. Savunmaya geldiğimiz zaman bakın yüksek. Yani önde savunma kuracağız. Üçlü savunma oynadığımız için hem önde kuracağız hem de hani offside taktiğini kullanacağız ki arkaya sarkmasınlar. Offside taktiği açık, savunma çizgisi yüksek oynuyoruz. Kendi alanımızda karşılıyoruz rakibi. Kontra futbol oynadığımız için ve hamlelerimiz de normal olacak arkadaşlar. Hücumda sadece şut at talimatı verdim. Yani 3. bölgede. Paslaşma tarzımız karışık. Pas odağımız karışık. Oyunda kaleci topu oynana karışık soksun arkadaşlar. Bu şekilde ben talimat verdim. Duran topu, kaptanı vesaire siz kendi takımınıza göre ayarlarsınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Oyuncu seçimleri çok önemli arkadaşlar. Neden oyuncu seçimleri çok önemli? Ya doğru oyuncular tutturmak lazım. Bakın ilk yarıda benim kaybettiğim puanları gördünüz. Peki şöyle göstereyim size mesela. Bir örnek vereyim sadece. Bakın Colombo 25 maçta 8 gol attı. 4 asist yaptı. Aaron Connolly 25 maçta 19 gol 1 asist arkadaşlar. Peki farkı buradan ne anlayacağız? Ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın Colombo ile arasında çok bir fark var mı? Şutu 16, işte hızı vesaire belli seviyede dengeli bir oyuncu. Lorenzo Colombo fırsatçı golcü 4 yıldızlı. Aaron Connolly gördüğünüz gibi 17 şutu. Diğerleri karşı. Yani biri, aynılar, benzerler. Hatta diğeri biraz daha dengeli. İlk yarıda Colombo ile oynadım arkadaşlar. Bakın çok bir farkları yok. İlk yarıda Colombo ile oynadım ve sadece bana verdiği katkı 8 gol 25 maçta. Aaron Connolly'yi devre arasında aldım. İkinci yarıda bana verdiği gördüğünüz gibi 25 maçta 19 gol. Çok bir fark olmadığı halde. Yani oyuncu seçimlerimiz bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir de. Pasör stoper demiştik bir tane ve iki tane düz stoper demiştik. Onların da detayını vereyim. Mesela buraya hani düz stoperin özellikleri iyi diye pasör oynatmayın. Ya da işte ben onları ayarlamıştım size. Ya da işte mesela pasör stoperin özellikleri iyi diye düz oynatmayın. Yani çok mecbur kalırsınız. Sakatlıklar olur ama genel olarak oynatmayın. Herkesi kendi tercih ettiği rolünde oynatın. Şöyle tekrar bir şuradan göstereyim ya da kafanız karışmasın. Mesela Leite pasör stoper değil mi? Baktığımız zaman kendi görevi de yani tercih ettiği rolü de pasör stoper. Biz en iyi buradan pasör stoperde verim alabiliriz. Mesela diyelim ki işte Puig. Yani ben son maçta biraz benim sakatlıklarım eksiğim vardı. Milli takımda olanlar vardı. Çoğu oyuncum genç olduğu için Fenerbahçe maçına biraz sıkıntılı çıktım. Bazı oyuncuların yerini mecburen değiştim ki mesela Ali Yavuz kolu kanatta oynatmıştım. Son maçta düşünün yani. Şöyle göstereyim ben size. Gilmour. Gezen oyun kurucusuysa arkadaşlar onu göbekte gezen oyuncu olarak oynatacaksınız. Hani oyunculara şey yapmayacaksınız. İşte özellikleri iyi de diğerinden daha iyi olur. Onu oynatayım. Yok işte buraya savaşçı orta sahaya başka bir oyuncu oynatayım yok. Mesela bakın burada benim oynattığım oyuncu da savaşçı rolünde ama bahsettiğim şey şu sizin için hani dedim yani yenilmezlik taktiği olarak kullanabilirsiniz diye. Bakın orta saha değil bu oyuncu. Defansif orta saha Robert Pristamota. Pristamota kendi kadrosundaydı Gençler Birliği'nin. Ben de faydalandım. Sarı yanıyor. Hani tamamen merkez orta saha oyuncusu değil. Defansif orta saha oyuncusu ama ben merkeze oynattım. Bakın 7.33 ortalamayla oynadı. Ama oraya ben mesela tam merkez oyuncusu alsam Kamavinga gibi ya da işte ne bileyim Endidi gibi bir oyuncu alsam bambaşka demek ki performans alacağım ki şöyle geçmişine baktığımız zaman iyi de bir sezon geçirdi. 42 maçta 9 gol 8 asistle oynamış. 7.33 ortalama bir orta saha oyuncusu için yani 17 gole katkısı var bence oldukça iyi. Bir de defansif oynayan savaşçı orta sahalar biliyorsunuz defansa yönelik oynuyor. Ona rağmen böyle bir katkısı var. Mesela kanatlarımda ilk yarıda sıkıntı çekiyordum. İkinci yarıda Diego Lainez'i aldım. Diego Lainez de fena değilmiş. Şöyle geçmişine baktığımız zaman 25 maçta 5 gol 5 asist 7.66 ortalamayla yani mükemmel bir performans göstermiş ki o gelene kadar kanat oyuncusu sıkıntısı çekiyordum. çoğu zaman Ali Yavuz kolu Fenerbahçe maçında olduğu gibi kupa finalinde kanatta oynattım. Mesela ben böyle devşirme 22 maçta 5 gol 3 asist var. Daha çok kanatlarda oynadı Ali Yavuz, onu söyleyeyim. Yani ilk yarıda kanadım yoktu. En çok ilk yarıda şans verdim. Hani anlatmaya çalıştığım şeyin kısa ve özeti şu arkadaşlar. Oyuncuları kendi rolünde oynat. Hani savaşçı oynatıyorsanız orada tercih ettiği rol savaşçı olacak. İşte kanat oyuncusu kullanıyorsanız tercih ettiği rol kanat olacak vesaire. Hani benim takımım çok iyi değil. Şöyle bir az takıma baktığın zaman hepsi kiralık oyuncular. Çünkü Gençler Birliği'nin bütçesi yok. Ben kiralık oyunculardan kurdum. Bir de hani transfer etmeyle uğraşmadım. Çünkü sadece bir sezonluk size bu taktiği kanıtlamak için oynadım bu oyunu. Takımın hepsi kiralık oyunculardan kurulu, neredeyse bonservis. Bonservisli oyuncu almadım. Siz genç ve yaşlı oyuncuları harmanladığınız zaman daha iyi olur ki. Bakın şöyle size yaşını nereden görebiliriz? Sözleşmeye tıklasak görür müyüz? Göremedik. Yani oyuncuların yaş ortalaması gerçekten bayağı bir düşük. Hep genç oyuncularla oynadım. Bu SM gibi değil arkadaşlar. Ne kadar olgun oyuncularla genç oyuncuları harmanlarsanız o kadar daha faydalı olur sizin için. Benimkiler neredeyse takımın ortalama yaşı 20 idi. Hani genç bir takımla oynamama rağmen böyleydi. Belki yani defansın ortasına ve orta sahanın savaşçılarından bir tanesini şöyle 30 yaşlı tecrübeli oyuncu yapsam, golcülerimden bir tanesini ve işte yedek golcümü vesaire daha olgun bir oyuncu yapsam daha ciddi artıları olabilirdi. Bunlar da önemli bilgiler, bilmeniz sizin için faydalı olacak. Yani o yaşlı ve genç oyuncuları harmanladığınız zaman daha faydalı oluyor. Tecrübeye falan bakıyor burada. Hani SM gibi onun 7 yaş kadroyla ortalığı silip süpürmeniz biraz zor oluyor FM'de. O yüzden tekrar da hatırlatayım. Simülasyon için garantisini vermiyorum. Simülasyon kullanıp abi taktik tutmadı diyebilirsiniz. Ona bir şey demem. Ama genel olarak kendiniz oynadığınız zaman başarı sağlayacak bir taktik. İşte maç içindeki oyuncu değişiklikleriniz, yaptığınız hamleler vesaire, bunlar da birbirinden önemli sizin için. İşte kanatların yerini değiştirin, forvetlerin tarafını değiştirin, orta sahaların mesela savaşçıların yerini değiştirin vesaire. Hani takıma hep bir dokunun. Hep bir takım üzerinde etkiniz olsun. Aldığınız oyuncular, seçtiğiniz oyuncuların önemi var ki bazen görüyorsunuz aynı tip oyuncular aldım ama bir tanesi çok faydalıyken bir tanesi fayda sağlayamadı. Bu tür sıkıntılar da olabiliyor. Sizler de ona göre hamlenizi yaparsınız. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım taktik işinize yarar ve sizler de başarılı olursunuz. Hani bu videoyu buraya kadar boşuna izlememiş olursunuz. Hani benim amacım bu. Taktik size bir şey vermiyorsa benim için izlenmesinin bir önemi yok. Öncelikle hani bir taktik videosu yaptıysam sizin başarılı olmanız gerekiyor. Sadece izlensin diye ben burada taktik yapmıyorum arkadaşlar. Birçok kişi biliyor zaten beni. Evet, diyecek başka bir şey kalmadı. Destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.